Yasak elma, yasak elma, yasak, elma. Yasak, yasak elma. elma, yasak elma, yasak elma. Bu mesajlar hep vardı ve hiç bitmedi. Ama direndim. Çünkü bugüne dek o kadar şeye hatta en sonunda da çocuğunu sevgilisinin karısına satana bile katlandım ama bu kadarı fazlaydı. Bu da bir candı. Ama virüsten dolayı bütün dizilerin çekimleri durup da istekler durmayınca bana da bu isteğe bir karşılık vermek düştü. Ha bu arada dizi çekimleri durdu dediğime bakmayın. Doğan'ın bile kendine gelmek için fırsatı oldu ama Türkiye izleyicisinin olmadı. Kimi de maske taktı yine de devam etti. Neyse o başka konu. Önemli olan şu ki birlikte baş... Tükürdüm. Önemli olan şu ki birlikte başardık. Az sonra Instagram'dan yaptığım hafıza testi gibi ricayla birlikte çıkardığımız dizinin bütün ilişki şemasını anlatmaya çalışacağım. O zaman hemen başlayalım. Yasak elma. Nasıl yani? Elma da mı yasak? Merak etmeyin. Bizim dizilerde değil. Mesela daha önce adını bu kadar hak eden başka dizilerimiz de vardı. Örnek Aşkı Memnu. Zaten onun da anlamı yasak aşk demek. Hatta bakın afişinde de ne vardı. Yani bu memlekette televizyon izleyicisine o elma her zaman tatlı geldiğinden çah yengeyle yendi, çah enişte ve baldızla. Ama bir süre sonra bu da yetmedi. E tabi ne öyle her dizide bir elma bir elma. En sonunda 2018 yılında bir dizi çıktı ve o yasak elmayı kamyonla döktü izleyicinin önüne. Gerçi onun da adı alan memnu satan memnu olabilirdi ama daha basit endirgeyip yasak elma dediler. Önce diziyi hiç izlemeyenler için en baştan hatta jenerikten başlayalım. Çünkü bir jenerik bile çok şeyi anlatır. Mesela şu jenerikten krallıkların savaşını anlıyorsak bakalım bu jenerikten ne anlayacağız? Lüks araba, şunu da istiyorum şunu da diyerek yapılan alışveriş, tek taş, kürk, pırlanta, yat, lüks evler, güzel kadınlar ve yakışıklı erkekler. Efendim? O zaman dizinin konusu para mı? Az önce dizinin tamamını izlediniz. Ben şimdi sadece dizinin şok eden ayrıntılarına gireceğim. Öncelikle diziyi sadece iki buçuk bölüm izleyebildim. Ve bu iki buçuk bölümlük sürede iki buçuk dönümlük mezhebe anca sağabilecek bir ilişki yumağına maruz kaldım. Çünkü dizi paraya para demeyen büyük bir ihtimalle paraya da kadın diyen kocasına sevgili bulan bir kadınla başlıyor. Evet yanlış duymadınız. Kocasına sevgili bakıyor. Amacı da boşanırken kocasının parasını da almak. Çünkü kadın da kocasını başka bir adamla aldatıyor ki o adam da kadının kocasının ilk karısından olma kızıyla takılıyor aynı anda. İyiyseniz devam edeyim. Şimdi izlerken başka ama söylerken bana da ağır geldi. Kadın sürekli gittiği restoranda kapıda karşılama görevlisi olan güzel bir kıza maaşının 3 katını teklif edip kocasını ayartmasını istiyor. Kız da fakir birini mi seveyim? Diyen biri olduğu için kabul ediyor ve adamın yanına diyet kontrolcüsü olarak giriyor. O nasıl bir şey diye sormayın. Adam da çok değil. Sadece bir gün sonra beklenen o mesajı atıyor. Uyudun mu? Kız, uyumak ne kelime? Servetin yarısına değil tamamına sahip olabilmek için uyanık olmanın hakkını veriyor. Zaten biliyorsunuz memlekette diziler ikiye ayrılır. Koca parası yiyen kadınların olduğu kış dizileri ve bir şirkette kendi parasını kazanmak için çalışan ama bir yandan bile dağları deviren sakar kızların yine dizinin sonunda zengin parası yemesini konu alan yaz dizileri. Ve bu kez bir ilke imza atılmış ve bir dizi süresine iki dizi birden vermişler. Çünkü bu kızın kardeşi de çalıştığı şirkette tabii ki güvenlik görevlisine falan değil patronuna aşık oluyor. Ve tabii ki o güne kadar kendine kaplıca sülü gibi yapışan kızlardan usanan sert erkek de ters cevap veren bir kız gördüğünde poğaça hamuruna dönüyor. İşte gördüğünüz ve duyduğunuz gibi dizide iki evren var. Ve bu iki parasal evrende ilişkiler kendi içinde dallanıyor ve en sonunda da birbirine giriyor. Ha sonra en önemli kısma geleceğiz ama hazır paradan bahsetmişken size para kazanabileceğiniz kazanırken de bu kanala destek olabileceğiniz bir sistemden bahsedeceğim. Anket Cepte. Adı üstünde bir anket uygulaması. Ama isterseniz uygulama, isterseniz de web sitesi üzerinden anketlere cevap vererek para kazanabiliyorsunuz. Sisteme her yeni anket geldiğinde size de haber veriliyor zaten. Bu arada eğer arkadaşlarınızı da sisteme davet ederseniz onların yaptığı anketlerden de para kazanabiliyorsunuz ama onların yaptığı üyelerden para kazanamıyorsunuz. Anket ceptenin kanal özel linki açıklama kısmında ki eğer o link üzerinden üye olursanız dediğim gibi bu kanala da destek olmuş oluyorsunuz. Gelelim para için anket değil evlilik cüzdanı dolduranlara. Hani dedim ya az önce iki buçuk bölümde iki buçuk dönümlük bir ilişki yumağı izledim diye. Meğer o hakikaten işin en yumak kısmıymış. Daha sonra senaristin de altında kaldığı o sistemi bana anlatmaları için Instagram'dan beni takip edenlerden destek aldım ve sağ olsunlar bana Yasak Elma dizisinin ilişki şemasını çıkardılar. Ve ben de o şemalar sayesinde burada bir yenisini oluşturdum. Hani polisiye dizi ve filmlerdeki cinayet çözmede ya da cinayet işlemede kullanılan şu ipli tablolardan var ya. Heh, ben de aynısını yapayım dedim. İran halısına döndü. Gerçi bu haliyle biraz terör şebekesine de benzemiş olabilir ama bu tabloya iyi bakın. Çünkü bu zaten bir dizi terörü. Bu arada ne gerek vardı zaten dizi bunu kendi kendine de yapmıştı derseniz inanın böylesi senaristin bile elinde yok. Bakın buradaki kırmızı ipler aşk ilişkilerini kahverengi iplerde bu aşk ilişkilerinden doğan çocukları ve aynı zamanda diğer ilişkileri gösteriyor. Biraz EBA TV gibi mi oldu? Fark ettiyseniz ortadaki karakter Paris gibi. Bütün yollar ona çıkıyor. Şu yukarıda görmüş olduğunuz altı kadının tamamıyla birlikte olan bu adam Sultan Birinci Halit. Hemen size mahiyetindeki haremini tanıtayım. Bu birinci karısı Müzeyyen. Dizide sadece adı geçtiği için, diziye de sadece güzel kadınlar girebildiği için Barbie'nin yaşlanmış halini koydum. İkinci karısı, üçüncü karısı, dördüncü karısı, bu sevgilisi ve bu da nişanlısı. Bu da ebesinin yardımcı olduğu değil mi? Bu da Şehzade 2. Halit. Aslında Halit'e sadrazam deseydik sol alt köşesinde duran bu Halitcan birazcık daha mantıklı olabilirdi ama o da büyüyünce kendi haremini kuracak. Peki validesi kim? Yıldız. O da daha önce Kemal'le evlenmiş. Peki Kemal kim? Halit'in eski kızı. Bu arada bu Zehra kızımız daha önce üvey annesinin eski sevgilisiyle evliydi. Ve hatta yine eski üvey annesinin kardeşiyle birlikteydi. Tabii o üvey anne de boş durmadı. Halefi olan Halit'in üçüncü karısının kardeşiyle sevgili olan Alihan'la da bir ara evlilerdi. Peki Alihan kim? Halit'in ikinci karısının kardeşi. Ama Alihan sen daha sonra ne yap? Sen git Halit'in üçüncü karısından boşan dördüncü karısının kardeşiyle evlen. He ama ne oldu? İkisi de mutlu olunca diziden çıkarıldılar. Yani mutlu olan çıksın kasiyo tadındaki bu hikayede bir de Lila kızımız var. Halit'in ikinci karısından olma meyvesi. Halit'in üçüncü karısıyla beşinci karısının abisinden olma Yiğit'le daha önce bunlar evliydi ama daha sonra boşanıp şimdi sevgili hayatı yaşıyorlar. Peki Emir teyzesi olan Nadir'den boşandıktan sonra Zehra'nın ebesi olan Erim'in 6 seviye üvey annesinin gelini kim? Kaya? Heh al bunu şimdi sektörün neresine dayarsan daya. Artık kadınları mal gibi görüp koleksiyonunu yapan zihniyete, jeneriğinden son sahnesine kadar kadınlara çalışma, çalışanınkini ye diye verdiği mesaja, parayla satılan onura, gurura, nereye dayarsan daya. Şu elindeki Harry Potter asasıyla yerli dizi ilişki anı gösteriyor olman bile başlı başına bir mesaj anlayana. Hatta yerli dizilerin geldiği noktayı görebilmek için Şevval Sam'ın oynadığı ilk diziyle son dizi arasındaki farka bakmak bile yeterli aslında. Bu arada şu elimde gördüğünüz el emeği ve göz nuruyla birlikte hazırlamış olduğumuz Türk dizi sektörünün geldiği en son tabloyu aranızdan birisine armağan etmek istiyorum. Ki en azından bir işe yarasın. Instagram'da son paylaştığım fotoğrafın altına bir arkadaşınızı etiketleyin ve bu harika tablonun sahibi olun. Valla ciddi söylüyorum. Çünkü ben baktıkça diziyi hatırlayacağım ama siz baktıkça beni hatırlarsınız. Geldik gökten 3 elma düştü. Hepsini de Halit Yedi videomuzun sonuna. Bu videoyu yapmamda yardımcı olan herkese sonsuz teşekkürlerimle. İşte bana Instagram'dan gelen şemalardan birkaçı.